Ben Yatırım'dan merhaba. Bugünün ikinci yayınıyla sizinle birlikteyiz. Seçim özel yayınlarımızın devamı olarak. Biliyorsunuz sabah yaptığımız yayında Trump önde gidiyordu. Çok büyük ihtimalle zaten artık gelecekti. Ona göre belirlediğimiz senaryolardan size bahsetmiştik. Şimdi tamamen kesinleşti. Fiyatlar yerine oturmaya çalışıyor. Bununla ilgili son fiyatlamalar neler? Piyasa nasıl şekillenecek? Ne yapılması gerekiyor? Sizi bilgilendirmeye çalışacağız biraz. Sorularınız olursa vanbeytv@vanbeyyatırım.com mail adresinden bize iletebilirsiniz. Periskop yorumlarınızla sorularınızı bize iletebilirsiniz. Facebook'tan da canlı yayındayız. Facebook'tan yorumlarınızdan da sorularınızı bize iletebiliyorsunuz. Ayrıca 444-7870 numarasından da bize ulaşma imkanımız var. Sabah da Barış Bey ile birlikteydik. Şimdi de Barış Bey burada. Çok bir şey değişmedi galiba ama biz yine de yorumlarınızı bir alalım. Piyasa açılışını görmeyi bekliyorduk. Evet. Açılış oldu. Açılış oldu. Yani piyasa fiyatlamasına bakıyoruz ama çok çok aşırı sert bir fiyatlama görmedik açıkçası. Esasen bu tarz bir fiyatlamanın olmasını da ben bekliyordum. Neden? Bu ABD seçimlerinden bir hafta öncesinde, işte iki hafta öncesinde özellikle hareketlerin arttığı zamanlarda enflasyon şurasına gitti. Burada VIX endeksini biz takip ettik. Endeks 22'nin üzerine çıkmadı. 22-23 seviyesi üzerine çıkmamıştı zaten. Geçtiğimiz aylardaki ve geçen sene özellikle Ağustos ayındaki yükselişler 50'nin üzerine doğru çıkmıştı. Oraya kadar gitmemiş olması en azından fiyatlamaların eğer Trump gelse bile çok çok sert olmayacağını aslında bizim tahmin etmemize da olanak sağlamıştı. Nitekim de biliyorsun sabah yayını yaptık. Sabah kesinleşmiş durumdaydı neredeyse. Fiyatlamalar işte %4, %5 civarında düşüşler yükselişler şeklinde geldi ve akabinde de Trump'ın konuşması, biraz ona da değineceğiz. Yani neler konuşuldu, hangi eyaletler daha ön plana çıktı Trump'ın kazanması için, ona da değineceğim. Kazanması ve arkasından gelen konuşmayla birlikte fiyatlamalar hemen bir anda tersine döndü ve hemen hemen kayıplar telafi edildi görülüyor. Yani şöyle söyleyelim, burada Trump kazandığı önemli eyaletler de burada ön plana çıktı. Ki burada kilit eyaletler olarak belirtilen Ohio, işte Pennsylvania gibi, Kuzey Carolina, Florida gibi eyaletleri kazanmış olması, ki bunlar delege sayısı bakımından yüksek eyaletlerdi. Özellikle burada Florida'da 29 delege vardı. Pennsylvania'da 20 delege vardı. Ki bunları almış olması önemli. Ve özellikle şöyle bir ayrıntı var. Ohio'da kazanan kim olursa o başkan olmuş şimdiye kadar. Ve burada da bu gelenek değişmemiş ve Ohio'da Trump'ın önde bitirilmiş olması başkanlığı almış olmasına neden oldu diye sonuçta da bağlayabiliriz. Geçmişte de böyle olmuş. Enteresan bir istatistik. Tabii bununla birlikte Trump piyasada çoğu kimsenin beklemediği şekilde başkanlığı kazandı. Kendisine de böyle olsun diyoruz. Şimdi aslında Trump ya da başkası kimin başa geldiğini bireysel olarak bizde çok bir yeri yok da. Esas mesele evet. Şu. Yatırımcılara ve piyasalara nasıl yansıyacak? Bu derdimiz o. Aynen öyle. Hatta şimdi en baştaki derdimiz dolar TL, yani Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Gerçi bu üzerine çok konuşuldu. Bir sürü fikir ortaya atıldı. Enine boyuna konuşuldu ama nihai olarak bir dolar TL paritesini nasıl etkileyecek? Altın üzerinde etkisi ne olacak? Şöyle kabaca bir bunlardan bahsedelim. Tamam. Onun öncesinde neden hareketler dersine döndü? Özellikle dolar TL tarafında da biz yine 3.10 gevşemeler gördük. 3.18'in altına doğru, 3.17'lere doğru bir gevşeme hareketi gördük. Tabii bu ilk aşamada 3.29'ları bir yükseliş görsek de tabii bu bilinen endişelerden dolayı gerçekleşti. Özellikle burada Trump'ın yapmış olduğu konuşma oldukça önemli oldu bence. Çünkü biliyorsun daha çok sivri söylemleri vardı. İşte piyasayı bu şekilde belgeler sektirmişti piyasalara. Burada yapmış olduğu konuşma oldukça bir yapıcıydı. Daha böyle bulundu mesajlar ifade ediyordu. Ki bunlardan birkaç tane satır başına buradan ifade etmek istiyorum, söylemek istiyorum. Yani kendi başkanlığında Amerika'nın yeniden yükseleceğini burada belirtmiş olması önemliydi. Dış politikada düşmanlık yerine uzlaşmaya önem vereceklerini ifade etmesi burada önemliydi. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım diye Amerika'ya sahip çıkacak şekilde davranacak olması burada önemliydi. Ve burada aslında yine Amerika'nın gelişimine yönelik işte bütün şehirlerimizi tekrar inşa edeceğiz. İşte altyapı yatırımlarını artıracağız anlamında, işte yoksul mahalleleri tekrar inşa edeceğiz. Yolları, okulları tekrar inşa edeceğiz açıklaması burada önemliydi. Burada bir önemli mesele daha açıkladığı olay, büyümeyi iki katına çıkartacağız. İşte dünyanın en büyük ekonomisi haline getireceğiz. İşte burada bir önemli olayda söylediği bir cümle daha. Bizim neyi geçinmek isteyen bütün ülkelerle biz de iyi geçineceğiz gibi bir açıklama. Ki bu zaten özellikle piyasalarda biraz ölümlü algılandı gibi
söyleyebiliriz. Ve çok çok iyi ilişkilerimizin olmasını bekliyoruz gibi açıklaması da. Piyasada bir miktar korkusunu tersine çevirdi gibi bir fiyatlamayı zaten gördük. Ve tüm dünyaya da sesleniyorum şeklinde bir açıklama yaparak işte Amerika'nın çıkarları her zaman önceliğimiz olsa da herkese karşı çok adil davranacağız. İşte her insan ve her devletin karşı bu şekilde davranmış biçimde benimseyeceğiz dedi. Ve düşmanlık aramayacağız, onun yerine ortak bir zemin arayıp düşmanlık, dostluk arayacağız açıklamasını yaptı. Tabii bu önceki açıklamaları neydi? Daha sivri söylendi. Müslümanları işte ülkemize sokmayacağız gibi açıklamaları. İşte ne bileyim, ticaret anlamında söylediği bazı söylemler. Sanki birçok şeyde bir geri adım gibi gördük. Konuştuk yani, ya sizinle de. Merkez Bankası'na değinmedi mesela. Normalde evet, sivri söylemleri vardı Merkez Bankası'na. Tabii Bankası zafer konuşması ilgili. Bu. Orada tabii ekonomi alanında yapıcı daha olabilir. Ayrıntılı konuşma yapmamış olması doğal olabilir. Yani FED'e burada değinmedi. Tabii burada Fed'in faiz arttırma ihtimalleri de biliyorsun. Hani ilk aşamada %80'lere çıkmışken seçim sonuçlarının akabinde %50'lere kadar gerilemişti. Şimdi bir miktar daha yükseliş eğilimi görüyoruz. Tabii burada aslında Trump'ın ekonomi vaatleri özellikle burada önemli. Yani biliyorsun az önce de bahsettim. Büyümeyi kapına çıkaracağız. Yani burada söylediği şey yıllar bu yani. Bush, pardon, Clinton ve Obama dönemlerinde %2'yi geçemeyen büyüme oranının yakalandığından bahsediyordu. Ve büyümeyi de %4'e çıkaracağından bahsediyordu. Burada söylediği bir şey daha, göreve gelmesi durumunda 10 yıl içerisinde istihdam sayısını 25 milyonla artırmak önemli demişti. Şimdi bunlar oldukça önemli ifadeler. İşte dergilerde indirim yapacağını söyledi. Bunlar da önemli şeyler. Tabii büyümeyi ilk katına çıkarırken altyapı yatırımına olan ağırlıklarını verecek olması. Bunların hepsi topyekun bakıldığında büyümeyi, harcamaları arttıracak olan gelişmeler ve önümüzdeki dönemde tabii ki enflasyonu yukarı yönlü itecek gelişmeler olacak Amerika açısından. Ve bu da tabii ki ne olacak? Bir faiz artırımının yolunu biraz daha kolay bir şekilde aşacak diye düşünülebilir. Tabii bu tarz düşünceleri yavaş yavaş fiyatlanmaya başlayacaktır piyasada. Tabii ilk aşamada FED hakkında söylediği, işte Yellen hakkında söylediği görüşler, söylediği ifadeler gerçekten piyasalarda olumsuz algılanmaktaydı. Bu açıdan önümüzdeki günlerde daha yapacağı yeni açıklamalarda FED hakkında neler söyleyecek ki piyasalarda tabii ki beklenecektir. Bunu FED de bekleyecektir. Ama ben aslında şöyle bir şey de düşünüyorum. Her halükarda FED ile arasını çok da fazla bozacağını düşünmüyorum ben. Ki yaptığı açıklamada zaten gördüğüm gibi yapıcı açıklamalar. Bu anlamda FED tarafında da daha önceki söylemlerinden ziyade daha yapıcı açıklamalar yine söyleyeceğini düşünüyorum. Ortak bir ilişki içerisinde devam edeceklerini ben burada bekliyorum açıkçası ve Aralık ayında bir faiz artımı gelmekten aslında olacağını düşünüyorum ben. O zaman dolarda beklenen kan kaybı biraz daha dinecek gibi, toparlayacak gibi kendi endeksinde evet, beklentimizde. Dolar endeks tarafında tekrar toparlanma görüyoruz. Zaten bunu gördük diyorsun. Yine 98 seviyene doğru yükselmiş durumda dolar endeksi. Tabii en başta bahsettiğim dolar TL'ye bakacak olursak burada söyleyeceğim şey tabii ki yukarı yönlü baskının devam edebileceği yönünde. 3.17.50'ler, 3.18'ler test edildi. Bu bizim bugün sabah zaten analizimizde de bahsettik. Satış tarafında bunu söylemiştik. Buradan bir geri dönüş olabilir demiştik. Hakikaten de şu anda gördüğünüz gibi 1.20.60 seviyeli oluyor. Bir yükseliş şu anda eğilimi var. Tabii bunun bir etkisi de aslında bu Amerika'nın yoğun gündemi açısından arasında belki atlanmış olabilir ama burada değinelim. Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden de gelen bir rapor var. Bu raporda biliyorsun Avrupa Birliği'yle ilişkilerin askıya alınabilecek durumda ifadeler içeriyor olması. Çeşitli nedenleri dile getirmişler. İşte darbe girişimi sonrasındaki uygulamalar, işte yargının bağımsızlığına dair, işte diğer çeşitli işte uygulamalar. Detaylarına daha sonra değiniriz, yazılarımıza da bunu belirtiriz. Bunların hepsi aslında bizim için yine olumsuzluk unsuru. Bunun yanında tabii ki bizim kendi içimize özgü gelişmeler de ön planda olmaya devam ediyor. Başkan sistemi tartışmaları, işte yine Allah'ın sorusu, belki bir erken seçim falan. Bunların hepsi dolar TL'deki yukarı baskıyı sürdürecek durumda gözüküyor. Yani istersen hani sabah saatlerinde de bakmıştım. Oraya geçmeden sorularımız var. Bunlara bir bakayım ben. Tamam. Ons altının yükselmesini bekliyorduk. Yatay gidiş neden demişler. Onunla ilgili şimdi analizini göreceğiz. Az önce aslında değindiğimiz nedenden dolayı olabilir. Burada Euro ne yapalım elimizde patlamış. Patladı diyor. Demişler yatırımcılarımız. Euro dolarda hangi seviyeye değdiniz? Elinizde niye patladı bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Anlık hareketlilikler çok normaldi Euro dolarda. Sert düşüşler çok normaldi. Dolar endeksindeki değer kazanımı eğer devam ederse Euro dolarda zaten düşüş trendindeydi. Yine düşüş trendine devam edecek.
Ama düşüş trendindeki bir paritede eğer alıcılık aldıysanız zaten burada zaten pozisyonunuzu revize etmeniz gerekiyor. Ya da pozisyonunuzu bir şekilde reverse'e geçmeniz gerekiyor. Düşüş trendinin tepe noktalarını yakalayarak ortalama yapabilirsiniz. Eğer alıcı kaldıysanız öyle farz ediyorum ya da değilse yorumlarınıza düzeltin yeniden yorum yapıp düzeltin. Çünkü ana trend aşağı doğru ve burada bir değişiklik yok şu anda. 12.80'in üzerinde hatta 13.70'in üzerinde kapanış yapmadığı sürece yeniden aşağı gelmesi beklenebilir aslında. Ki eğer izleyicilerimiz bizi yakaladıysa ya, hani başta söylediğimiz sebepler Euro dolarında bir miktar geri çekilmeyi burada sağladı diye bunu da söyleyebiliriz aslında. Yani Trump'ın sonraki zafer açıklamasında gerginliği devam ettirecek şekilde konuşmamış olması bir nebze piyasadaki risk algısını tekrardan düşürdü ve dolar yönüne doğru talebi meydana getirdi. Aynen, ama, dolar endeksi de... Ama şimdi bu ilk konuşma tabii ki. Bu ilk konuşmanın ardından önümüzdeki günlerde yeni neler söyleyecek? Bunlar aslında yine belirsizlik unsuru olmaya devam edecek. Bir gün, birkaç gün daha, birkaç zaman daha Trump'tan gelecek açıklamaların piyasadaki volatiliteyi yüksek olacağını aslında burada bekliyorum. O yüzden de yeni gelecek konuşmalarda neler ifade edecek? İlk söylediği zafer konuşmasındaki ifadelerin ardından bunun devamı gelecek mi? Söylem değişikliğine gidecek mi? Bunları da çok yakından takip etmekte fayda var diye de bunu ekleyelim. Şimdi yatırımcımız Euro elinizde patladı dediğine Euro TL olarak açıkladı, Euro dolar olarak açıkladı. Eğer Euro TL ise beklentiniz, ya elinizde patladı dediğiniz Euro TL'yi de şurada size biraz yardımcı olmak istiyorum. TL paritelerinin hepsinde ne olursa olsun yani anlık düşüşler, yükselişler mutlaka olacaktır ama beklenti biliyorsunuz TL'nin değer kaybından dolayı zaten yukarı doğruydu. O yüzden satış yapan yatırımcılar evet ellerinde patlayabilir bir süre sonra ama alış yapan yatırımcılar yarı yolda kalmayacaklardır. Yeniden çünkü TL'nin kan kaybı bizim iç dinamiklerimizden kaynaklı olarak aynen devam edecek. Yani o yüzden sadece biraz bir süre sizi bekletebilir pozisyonlar. Ardından zaten 3.53 üzerinde kaldığı sürece zaten kısa vadeli yükselişler henüz son bulmuş değil. Orta uzun vadede de 3.50 üzerinde kaldığı sürece yine Euro TL'de düşüşler alış fırsatıdır. Beklenti 3.69 ilk hedef olması durumunda. Yeniden spike attığı yeri denemek isteyecektir. 3.50 üzerinde kaldıkça 3.69'a kadar hareketleri yeniden görebilirsiniz. Mevzu bu. Euro TL ise elinizde kalan değilse yeniden yazabilirsiniz bize. Yani Euro dolar Euro TL mi aslında biraz? Aynen. Euro dolar ile TL'yi de anlattık ama artık hangisi? Yani Euro dolarda aslında bir, hani bunu aslında periskopta şeyden bahsettik, seçim öncesi yayınımızda da bahsettik. Aşağı geri çekilmeler, 1.10, 1.09.50 kademe kademe, 1.09.50 olabilir diye söylemiştik. Evet. Geri çekilme yükselmiş. Aslında bu seviyede izlemekte fayda var yine. 11.50'yi baz aldık, şimdi yine 11.50'de aslında yani. 11.50'de de kalıcılık sağlamadığı sürece evet. Baskı devam eder demiştik. Şuradaki bu çizgi kaldırdın mı? Başka bir şey tekrar. Neyse biz yine çizelim. Şuradan gelip bizim uzunca zamandan bu yana izlediğimiz bir tren çizgisi. Bunun üstüne çıkılmıştı sabahleyin. Ve biz burada 1.13.30'a doğru bir yükseliş eğiliminden bahsedebilecektik eğer devamı gelseydi eğer. Fakat fiyatlamalar bu şekilde gerçekleşmedi. Yani nedenlerin ne olabileceğine dair onunla da bahsettik. Buradan hareketle aşağı yönlü hareketle 1.09.50'ye doğru geri çekilmenin ulaşabileceğini gösteriyor. Fakat burada bizim takip edeceğimiz yeni bir tren çizgisi olacak. İçerisinde bir alış fırsatı tekrardan denenebilir diye söylenebilir. 1.30 üzerinde zaten daha yukarıdaki hareket göreceğiz. O zaman 11.50 ve 13.30'un kritik fiyat seviyeleri olduğunu tekrar altını çiziyoruz. Daha önce 11.50'nin öneminden bahsetmiştik. Burada yine karşımıza çıkıyor. Tren çizgisi zaten 11.50'de kesişiyor şu anda fiyatlarla. Şimdi ekonomik kriz olur mu diye bir soru gelmiş ama ekonomik kriz hangisi için? Bizim için mi olur? Amerika için mi olur? Yani, ama şöyle açıklayalım isterseniz. Yani gelişmekte olan ülkelerde bir kan kaybı bekleniyordu zaten. Beklentinin dışında bir senaryo gerçekleşeceği için. Bu anlamda bizim borsamızda bazı geri gelişler olabilir. Yani yabancı yatırımcı gelişmekte olan ülkelere çok gönül rahatlığıyla yatırım yapamayabilir. Bu anlamda da borsada bir geri geliş olabilir. Kriz çağrısındır. Kriz sadece Türkiye'de değil, dünyada zaten sinyal veren bir durum şu anda.
doğal olarak dünyada sinyal veren bir kriz çağrısının geçmekte olan ülkeleri etkileyememe durumu çok zor. Bizim için bir kriz çağrısı demişsiniz. İsabet olmuş bu sözden açıklama yapmamız. Aslında beklenir yani. Ama dedi, Barış Bey'in konuşmanın başında söylediği gibi hani Trump'ın söylemleri yumuşamaya başladı. Fakat önemli olan şu andan sonra artık yapacakları. Şimdi ben şöyle bir şey yorum yapayım. Evet. Bizim için ekonomik kriz Trump'ın seçilmesiyle çok çok yakından şu anda alakalı değil. Tabii ki alakalı. Dolaylı yoldan ilerleyen zamanlarda böyle bir alakaya sahip olabilir. Bunu birazdan değinim ama bizim özellikle kendi içimizde yaşadığımız bazı ekonomik sorunlarımız var. Darbe yaşadık, darbe girişimi yaşadık. Arkasından piyasada özellikle yatırımlar hız kesti. Cari açımız yüksek seviyelerde seyrediyor. Enflasyon tamam belki bunu olarak geliyor ama yine maliyetimiz yine yüksek seviyede. Dolar TL özellikle kur yüksek seviyede seyrediyor. Kredi faizleri düşürmeye çalışıyor sürekli olarak. Bu aslında harcamaları arttırmaya yönelik olan bir çabanın sonucu. Bu aslında bir şeyin tetiklenmesi yani kur yükün tetiklenmesi anlamına geliyor. Üçüncü çeyrekte de büyümede yaşanan son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte bir negatif büyüme beklentisi var ki bekliyoruz gerçekten böyle bir şey gelmediğini. Tabii bu durum Türkiye'de aslında bir ekonomik kriz anlamında bir kriz varlığını hissettiriyor. Hissettirmiyor değil zaten bunun geldiği seviyeyi görüyoruz. 3 seviyenin seviyelerindeyiz. Sabah da bahsettim. Yüksek miktarda aslında döviz yükümlülüğüne sahip şirketler var Türkiye'de. Evet. Ve bunlar borçları ödeme zamanları geldiğinde de kur eğer bu seviyelerde olacaksa bu kur seviyelerinden hece etmemişlerse, korunma yapmamışlarsa bu durumda yüksek borç rakamlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu da zaten bir kriz sinyali aslında. Tabii ki ve bu tarz tedirginlikler zaten yatırımcının yeni yatırımlar yapmasını da zaten engelleyecek. Yatırımlar yapılmadığı zaman istihdam bu durumda yeni istihdam alanları yaratılmayacak. Nitekim zaten az önce de bahsettiğim yatırımlar anlamında zaten yeterli seviyelerde değiliz. Bu da tabii ki işsizlik oranının yükselmesine sebep olacak. Keza yani son gelen işsizlik rakamlarına baktığımızda da geçtiğimiz yıldaki 2-3 yıldaki seviyelere göre oldukça yüksek rakamlara doğru gitmek durumundayız. Bu noktada değerlendirecek olursak da evet, ülkede büyük kriz anlamında bazı emareler, belirtiler maalesef ki var. Şimdi borsa, euro krizi sormuştunuz, umarım cevap olmuştur. Borsayla ilgili sorunuz vardı, borsa ne olur demiştiniz. Bununla ilgili de dolaylı açıklamamızı yapmış olduk. Bir geri geliş söz konusu olabilir, bir kan kaybı söz konusu olabilir. Bu anlamda biraz daha Trump'ın artık söylediklerinin ne kadar işlevsel olabildiğine bakacağız. Trump'ın her olumlu hareketi bizim borsamıza da olumlu etkileyecektir dolaylı yolda. Tabii ki iç dengelerimize de bakmamız gerekiyor. Borsa ile ilgili bir şey demek istiyorum. Enteresan bir hareket var borsada. Doların yükselişine karşı kayıtsız bir borsa hareketi var. Yani 3.20'de 3.28'de geliyoruz ama borsaya bakıyoruz 70. Binin altına hala gidiyoruz. O şekilde bir borsada orada görmüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreç yeni sert hareketlerin görülmesi anlamına gelebilir. Yani bu sessizlik çok da hayra hürmet görünmüyor bana. Bir çöküş yaşanabilir mi? Yani evet, biliyorsunuz kredi notumuzun bulundurmuş olması iki grup tarafından, bir grup tarafından sermaye çıkışlarını beraberinde getirdi. Fed'in eğer faiz arttırma ihtimali Avrupa'ya kadar devam edecek olursa önümüzdeki süreç Avrupa'ya kadar bu yurt içinden çıkışları arttırabilir sermaye çıkışları ise senin yatırımları bu durumda azalabilir. O yüzden de ben 70 binin altına doğru önümüzdeki yıl sonuna kadar bir hareket açısı bekliyorum. Bu beklentimi de söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Onun dışında FED faiz arttırır mı diye bir sorunuz var. FED'de şöyle, Trump başa gelmeden önce FED'le ilgili sivri söylemleri vardı. Bunlarla ilgili hani biraz daha Merkez Bankası tersleşecek gibi sinyaller vermişti. Fakat ardından şöyle bir durum da var. Mali politikalara değil, mali politikalar üzerinde ciddi çalışmalar yapmayı planlıyor. Yani istihdamı arttırmak, vergileri düşürmek, reel piyasayı canlandırmak gibi. Bunları yaparsa eğer zaten enflasyonu belli bir noktaya taşıyacağı için, Merkez Bankası da enflasyonu takip ettiği için, %2'nin üzerine çıkmasını beklediği ve kalıcılık sağlamasını beklediği bir enflasyon söz konusu olduğu için, böyle bir durumda zaten faiz artımına gitmek durumunda kalacaklardır. Bu anlamda Fed'in faiz artımını bırakması gibi bir şey söz konusu değil. Hala Aralık Fed faiz artışı beklentileri
canlı ve bu oran gitgide yükseliyor. Biraz geri geliş vardı ama şu anda yeniden yükselmeye başladı. O yüzden FED faiz artımını bırakma gibi bir ihtimal şu an için söz konusu değil. Onu sormuşlar. Bir de petrol sormuşlar. Petrolde şöyle biliyorsunuz direkt borsalarla korelasyon halinde. Biraz daha emtia mantığından aslında çıkış bir petrol söz konusu. Kıymetli madenler tarafında baktığınızda altına dolar endeksi ters korelasyonlu bir altın görürken burada petrolde ters korelasyon görmüyorsunuz. Aslında borsalarda paralel bir enstrüman olarak artık karşımıza çıkıyor. Çünkü MT anlamına çıkıp biraz daha spekülatif ve siyasi bir ürün halini aldı. Özeti bu. Fiyat seviyelerine gelecek olursak eğer de fark ettiyseniz 42 seviyelerine kadar indikten sonra ham petrol için söylüyorum. Destek almaya başlıyor. 52-53 seviyelerin üzerinde de ciddi bir dirençle karşılaşıyor. Bu arada tutulmaya çalışan bir petrol söz konusu. Borsalarla eğer korelasyonu halinde inceleyecek olursak, borsalardaki Trump'ın gelmesi birlikte geri çekilme, petroldeki geri çekilmeleri de beraberinde getirdi. Hatta sabah saatlerinde borsaların yaptığı düzeltmeyle birebir petrolün de düzeltme gerekiyor. Bu anlamda borsalarda korelasyonlu giden bir petrol görüp işlemlerinizi buna göre eğer düzenlerseniz çok daha ciddi kar imkanlarına veya zararlarınızdan dönme noktalarına gelebilirsiniz. Aksine 40'a yaklaşmış petrolde güçlü destekleri gördükçe bu artık birbirini tetikliyor. Petrolün yükselmesiyle borsaların da canlandığını görüyorsunuz. Bu anlamda bağlantılı gitmenizde fayda var açıkçası. Tabii burada petrol stokları da önemli. Evet, bir çarşamba hatta bir 10 dakika sonra petrol stok verilerini alacağız. Geçtiğimiz hafta beklentinin oldukça üzerinde bir stok verisi gelmişti. Bir küsur milyon artış beklenti, 14 milyon artış geldi. Evet. Aslında bir de şöyle bir yorum yapmak lazım. Donald Trump'ın başkan olmasının ardından. Donald Trump'ın bakış açısı ABD'de içe kapanık bir yapıyı öngörüyor. Böyle bir öngörü var. Eğer işte NAFTA tarafı olsun, işte Çin'e dayalı işte ticaret bakış açısı, gönül belgeden uygulayacağına dair bazı açıklamaları, daha bir içine kapanık bir ekonomi yapısını eğer görünebilecek olursa, böyle bir ayrı oluşursa, ki oluştu böyle bir Avrupa'yı, petrol fiyatları sabah saatte biraz baskı altında kaldı. Şu anda yukarı yönelik toparlama çabası içerisinde dediğim seviyeler burada takip edilmeli. Ve stok verileri de çok yakından takip edilmeli. Ve tabii biliyorsunuz yaklaşıyoruz yavaş yavaş. 30 Kasım'da OPEC'in toplantısı olacak. O toplantıda da hani geçtiğimiz ay yapılan bir toplantıda üretimin kısılmasına yönelik bir anlaşma çerçevesi yapılmıştı. Burada hangi ülkeler, üye ülkeler üretimi ne kadar kısacak onun denilmesi olacak. Buradan bir anlaşma çıkacak mı? Benim de tahminim buradan anlaşmanın çıkmayacağı yönde çok. Öyle bir beklentim yok. Bu da tabii ki petrol fiyatlarında aşağı yönde baskının bir nebze daha baskın olmasına neden olabilir. Bu yönde de bir beklentim var benim petrol için. Petrolde pek iyimser değiliz. İyimser değilim şu an. Evet. Ben bugün pek iyimser değilim galiba. Sanırım seçim stresi var. Geçecek, yarın geçecek. Altına bir değinelim. Altın sormuştu yatırımcılarımız. Onu sona bıraktım açıkçası. Altında şöyle. Biliyorsunuz güvenli liman etkisi oluyordu. Bu anlamda sabah saatlerinde zaten 1333'lere dayanan, yükseliş trendinin tepe noktasına kadar dayanan bir altın gördük. 1333'ün üzerinde kalıcılık sağlayamadığı için tekrardan bir geri geliş oldu. Hatta 1290'lara kadar geri geldiğini gördük. Bu güvenli liman talebinin anında fiyatlandığını ama daha sonra artık biraz daha piyasanın rahatladığı anlamına geliyor açıkçası. Dolar endeksinin değer kazanmasıyla birlikte, Trump'ın daha olumlu söylemleriyle birlikte altında geri gelişlerini gördük. Şu anda 1290 bizim kontrol noktamız. 1290 ve 1308 son derece önemli. Bu iki seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı doğru sınırlı hareketlerin gelmesini bekliyoruz açıkçası. Ama 1330 geçilmedikçe bu hareketlerin de artık kısa vadeli altın alımları için fırsat yarattığını, orta uzun vade için beklememiz gerektiği konusunda bize sinyaller veriyor. Sizden de başka ne denilebilir ki? Bilmiyorum. Güzel. Benden hiç bilmiyorum. Kısa vadeli işlemler için de onu da söyleyeyim. Trading Center'ı kullanabilirsiniz. Trading Center biraz daha anlık seviyeleri verecekse, bu benim anlattıklarım biraz daha orta vade günlük işlemler için de. Saatlik işlemler yapan yatırımcılar var. Burada da 1294 kontrol noktası şu anda altında saatlik işlemlerinizde. 1294 üzerinde kaldığı sürece destek seviyelerini Trading Center 1285-1268 desteklerini gösteriyor. Buraya kadar geri çekilmeler olabilir diyor. Buraya kadar olan geri çekilmeleri alış fırsatı diye değerlendirebilirsiniz aslında. Hedefler şu anda 1337'ye kadar belirlenmiş durumda. 1337'ye kadar yeniden bir yükselmeler görebilirsiniz ama dediğim gibi 1294'e ekstra dikkat etmeniz gerekiyor.
Artı mini terminali de yine kısa işlemlerinizde hızlı işlem yapabilmek adına şablonlarınızı kullanabilirsiniz. Sert hareketlilikler muhtemelen gelebilir. Ani çöküşler yine olabilir. Trump'ın bu sıralar haberlerde yaptığı konuşmalar ekstra önemli olacak. Geri adım atacak mı veya söylemlerini keskinleştirecek mi? Bunlara bakarak ilerlememizde fayda var. Ama dediğim gibi direnç noktası olan bu 1330 seviyesini asla göz ardı etmeyin. 1330 geçilmedikçe alımlar sınırlı halde kalacak gibi görünüyor. Tamam. Var mı eklemek istediğiniz bir şey var? Şu an için yok. Yine zaten. Birlikte olduğumuz hafta içerisinde. Seçim Özel Programı'yla 3 gündür sizinle birlikteydik. Seçim Özel Programı'nı bu programla birlikte sonlandırıyoruz. Trump'ın gelmesi ve piyasanın artık yeni dinamiklerine alışması gerektiği bir sürece girdik. Biz de bu yeni dinamiklerle birlikte sizlerle birlikte olacağız zaten. Hafta içerisinde önemli hareketler gördüğümüzde bunun bildirimini daha önceden yapacağız size. Sizde yine sorularınız varsa, danışmak istediğiniz herhangi bir şey varsa Venmo Yatırım'dan destek alabilirsiniz. Maillerinizde venmo@venmoyatirim.com'dan sorularınızı bize iletebilirsiniz. Gelecek günlerde ve gelecek zaman içerisinde Periskop yayınlarını saatlerinde genişletebiliriz ya da zenginleştirebiliriz, çeşitlendirebiliriz. Sizinle birlikte böyle interaktif yayınlar yapacağız. Teşekkür ederim dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Sağ olun Barış Bey. Ben teşekkür ederim.